Çikolata kisti nedir? Adet kanı dışarıya doğru akacağına içeriye doğru aktığı zaman bu yumurtalıkta birikiyor. İşte efendim tüplerin üzerinde birikiyor, rahimin üzerinde birikiyor. Rahimle bağırsaklar arasında, mesane arasında birikebiliyor. Biz buna endometriyozis hastalığı diyoruz. Bu adet sancısı, ağrılı ilişki ve uzun dönemde de gebe kalmada zorlukla bize geliyor insanlar. Ama bazı hastalarımız illa gebelik değil yani. Adet sancısı ve ilişki sırasında ağrıyla da geliyorlar. O yüzden de adet sancısının tedavisi ağrı kesici değildir. Muhakkak muayenedir. Mesela biz de ne yaptık bu ay? Bir önceki ay bir tüp bebek yaptık çikolata kisti vakamıza. Hastamız çünkü yurt dışından gelmişti. Negatif olunca ameliyat ettik. Bir hastamız işte efendim ona aşılama olmaz dedik çikolata kistine. Aşılama istemişti. Negatif olmuştu. Onu ameliyat ettik ve ameliyattan 3 ay sonra gebe kaldı. Şimdi diğerini bekliyorum. Bu ay çok böyle vakalarımız var. Bu yıl neler yaptık? Bu yıl aslında en az 10 tane kadının hayatını kurtardık. Çünkü rahim ağzı sağlığı yazanlar da oluyor. İşte simirini alıyoruz. Şüpheli vakalardan HPV tiplemesini yapıyoruz. Ve o şüpheli vakalardan simiri temiz bile gelse rahim ağzından kolposkopi ve biyopsi yapıyoruz. İşte bu vakalar bize insanların hayatını kurtarmamızı sağlıyor. 20'li yaşlarda çok fazla çünkü cin 2, cin 3 yakaladık. Rahim ağzı kanseri başlangıcı yakaladık. Tabii. Ve duruma baktık. Kesinlikle. Çok doğru bir şey diyorsun. Mesela hani sana da onlarca yüzlerce soru geliyor. Hocam gebe kalamıyorum, ne ilaç alayım? Hocam gebe kalamıyorum, hangi doğal bütünleyici tıbbı uygulayayım? Bizler doktoruz. Astrolog değiliz. Hani yıldızlara bakıp kehanetlerde bulunamıyoruz. Ve hani evet, insanlar çocuk sahibi olsun ama evvela insanlar sağlıklarına kavuşsun. Yani onu mesela hanımefendiler bana çok yazıyorlar, işte o eşimin sperm kalitesini nasıl arttırabilirim? Bunun için doğal ürün ne önerirsiniz? Ya eşinin kalitesini bozan bir şey var demek ki. Yani bu eşinin spermini ölene kadar eşin doğal ürünlerle bilmem nelerle mi düzelteceksin? Hayır. Altta yatan bir hastalık olabilir. Aynı şey kadınlar için söz konusu. Kadın işte nasıl gebe kalabilirim? Nasıl erkek çocuğum olabilir? Kız çocuğum olabilir? Evvela hani senin gebe kalmana mani olan sebep ne? Rahim ağzında bir tıkanıklık mı var, enfeksiyonun mu var, kanallarda veyahut da tüplerin mi tıkalı, erken menopoza mı gidiyorsun, ne oluyor? Yani hastalar zannediyorlar ki işte iki tane fış fış uydur kaydır bir tedavi kullanalım, spermlerimiz coşsun, yumurtalarımız aslan parçası olsun, işte bunlarla çocuk yapalım. Sonra ya tamam çocuğu yaptık. O adam çocuğa babalık edemezse tak diye ertesi gün kanserden ölürse hormonlarındaki bozukluk sebebiyle başına bir iş gelirse veyahut da testislerindeki enfeksiyon vücuda yayılırsa bilmem ne olursa saçma sapan bir şey olur. O yüzden bizler hekimiz. Bunun altını çizmek lazım. Bir hasta da sormuş hangi durumda ve ne kadar süre geçtikten sonra eşler işte üroloji doktoruna veya kadın doğumcuya gitmesi lazım. Bir yıl süreyle doğal yoldan gebe kalamayan insanların, kadınların bir kadın doğumcuya, erkeklerin bir üroloğa gitmesi lazım. Altta yatan bir hastalık yoksa. Ama tabii ki bir kadının altında hani ailesinde erken menopoz öyküsü varsa veyahut da şikayetleri varsa senin demen, benim bahsettiğin gibi ağrılı adetleri veyahut da başka başka şikayetleri varsa o zaman daha erken de bir doktora gitmesi gerekebilir. İnsanlar şey zannediyorlar gene. Hani biz muayeneye gelin, bir muayene etmemiz lazım falan dediğimizde böyle maddi kaygılarla sanki çok böyle hevesliyiz, çok açıktayız da insanları muayeneye çağırıyoruz gibi zannediyorlar. Hayır. Bizim gayemiz gerçekten tedrisatını aldığımız tababet ilmini layıkıyla icra edebilmek ve hastalarımıza, toplumumuza katkı, fayda sağlayabilmek. Aynen öyle. Şimdi çok güzel. Ben de aynı şeyleri paylaşıyorum. Şimdi burada bir soruları da okuyorum bu arada sen İyi anlatırken. ettim. Ben de bir O yandan onlara bakıyordum. Polikistik sorulardan over bile soruyorlar. yemek Bir çikolata yapacağım. kisti, bir Şimdi polikistik over. nasıl? Bir çikolata kisti, bir polikistik over böyle çok beylik sorular sizde. Bir de polikistik overden bir kuple bahseder misin? Bizde de 24 saattir gelen sorularda öncesinden de sormuştum. Polikistik overler var. Gebe kalıyorum, düşükler oluyor diye soranlar var. Çikolata kistimiz var. Bakın rahim içi T şeklinde gebeliğe engel mi var?
Ondan sonra sebepsiz infertilite soranlar var. Tek tüpüm oldu diyenler var. Hepsini anlatacağım. Şimdi burada biz her kadına yılda bir kere muayene olun diyoruz. Aynı senin dediğin gibi. Yani erkeklerde de ya kardeşim sperm sayısı sıfır bilmem ne falan ama yani bir ele gelen bir kitle varsa bir değil mi testis tümörü olabilir, ona bakmak lazım. Onun dışında işte kim üroloğa gitsin, kim kadın doğumcuya gitsin, kime tüp bebek yapalım, kime aşılama yapalım veya kime aşılama veya tüp bebek gerek yok. Bir üroloğun bir şey düzeltmesi gerekiyor. Biz burada bunları konuşuyoruz. Bunları konuşabilmemiz için de gerçekten kişiyi muayene etmemiz gerekiyor. Biz burada yol göstermeye çalışıyoruz dediğin gibi ve şu anda ben 130 kişi görüyorum. Burada gerçekten de yol görmek isteyen insanlar var. Biz şunu yapalıma yol gösteriyoruz ama ben şunu rica ediyorum sadece. Hocam ben bu ay tüp bebek yaptıracağım. Sonuçlarıma bir de sen baksana. Lütfen bu sorular gelmesin. Gerçekten bundan çok kırıcı oluyor. Yayına girmeden çünkü böyle bir soru oldu. Belki ben de kendisini kırdım karşımdakini ama. Yani şimdi bu olmuyor. Bu hiç hoş olmuyor. Hayır. Mesela beklenti garip. Sonuçlarına baktım. Bence tüp bebeğe gerek yok. Hocam ben yarın tüp bebek yaptıracaktım. Bacım, abicim ne bana soruyorsun o zaman? Şimdi, yani başka bir hekimin tedavisine müdahil olmak dışarıdan. Evet. Hem etik değil, hem hukuki soruna ne sebep olur? Gerçekten kadıncağızın AMH'ı düşüktür, menopoz sınırındadır. Ve sen testlere bakarak hastayı haliyle tam olarak değerlendiremiyorsun. Çünkü başka bir meslektaşın hastayı görmüş, muayene etmiş, tam bilgisine haiz. Bitti. Sen iki tane yalandan test gönderdiler. Testlere baktın, ya hakikaten belki de tüp bebeğe gerek yok dedin. Ahanda medikolegal problem. Kadıncağız menopoza girer, tüp bebek başarısız olur, bilmem ne, ya bana Filip Hoca böyle dediydi, şöyle dediydi diye işle uğraşmak zorunda kalırız. O yüzden sevgili takipçiler, online ilaç öneremiyoruz. Değil mi? Kime giderseniz gidin, değil mi? Onun dediklerini uygulayın. En iyisi, en hayırlısı. Yani hekiminizden memnun değilseniz, tedavinizi bizlerle yürütmek istiyorsanız devam edin. Hiç şey unutmuyorum, şu bir tane meşhur astrolog vardı bu geçen sene bu zamanlar, hani Covid'in patlayacağını bilen adamın ismini unuttum. Twitter'da falan çok takipçisi de var. Bir kere bir şeyini patlatmış böyle, Twitter'da adam isyan etmiş. Lütfen başka astroloğun yaptığı yorumları benle paylaşmayın. Başka bir astroloğun yaptığı yorumları üzerine yorum yapmam ben. Hayır, yani astrologda böylesi bir şey varken kaygı ve özgüven. Lütfen takipçilerimize kabul buyurlarsa bizler de tıp gibi son derece özel konuda, son derece hassas konularda biraz daha yorum yapmakta imtina edelim. Şimdi bu konuyla ilgili gelen kalplere ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi bir bilgi bombardımanı yapacağım sizi. Tek tüpüm var, ne yapayım? Şimdi tek tüpü sağlıklıysa o kadın tek tüple kendi kendine yapılabilir. Tek tüplü kadına aşılama yapılabilir. Ama o tüpte de HSG'de o tüpte de problem varsa ve bir dış gebelik, ki iki dış gebelik geçirmiş bu danışan, dış gebelik riski varsa o zaman o tüpü de alıp bir tüp bebek yapmak gerekir. Sebepsiz infertilite işte efendim en az bir yıl gebe kalamayanlarda, ama ben 24 yaş diyorsunuz, ben en azından bir iki yıl beklenmesini isterim. Sebepsiz infertilite de bir iki yıl bekleyin en azından. Tüp bebekle gebelik şansı nedir demişsin. Yani tamamen sebepsizse ve yaşlar gençse, genetik bir sıkıntı bir şey yoksa çok yüksektir. Polikistik over, polikistik over o kadar geniş bir konu ki, ama polikistik overde sevgili hanımlar, polikistik over tanısı daha yeni kondu, gebe kalamıyorum. O zaman sıra şöyle başlar. Yaşımızda 35'in altındaysa yumurta takibi, bir veya iki kere yumurta takibi yaptırdın, çatlatma iğnesi yapıldı ve ilişkiye girdik. Yumurta takibi budur. Bana şöyle bir hasta sorusu geldi. Hatta yılbaşı akşamıydı. Kendisine de bu hafta içinde bir randevu vereceğiz. 6 ay şu ilacı kullan da kendi kendine olmazsa tüp bebeğe gidersin denmiş. Yani polikistik overde tedavi bu değil. Yumurta takibi demek, yumurtalığın büyütülmesi hapla veya iğneyle de olsa hekimin gözetiminde olacak, çatlatma iğnesi yapılacak ve planlı ilişki sağlanacak. Bu olmadı, aşılamaya geçiyoruz. Bir veya iki aşılama ama uygun şiftlere. Uygun şiftler yine polikistik overi olsun ve başka bir sorunu olmasın şeklinde, sadece polikistik overi konuşuyorum. Efendim biz iki kere hatta üç kere de aşılama yaptırdık, artık ne yapalım? Bundan sonra tüp bebek yapabilirsiniz. Ha, tüp bebekle %100 mü? Tabii ki %100 değil. Orada sorular var, polikistik overi işte şu kadar yumurta, onlara da geleceğiz.
Tabii ki %100 değil ama polikistik ovaylı kadınlar hiç olmazsa az yumurta sayılı veya az spermli kadınlara göre, rahimi T şeklindeki kadınlara göre gebe kalma şansı en yüksek gruptaki kadınlardır. T şeklindeki rahim gebeliğe engel mi? Tabii ki T şeklindeki rahim gebeliğe engeldir. Veyahut da her T engel olmasa bile T düşük veya erken doğum riski çok yüksektir. Neden T acaba? Bir histeroskopi yapmak lazım. Tabii HSG çekiyoruz. Rahim filmini çekiyoruz Egecan. Gerçekten de rahim T gibi çıkıyor. Bu geçirilmiş tüberküloza bağlı yapışıklık olabiliyor. Geçirilmiş PID'ye bağlı yapışıklıklar olabiliyor. Başka başka iltihaplar, enfeksiyonlara bağlı olarak yapışıklık olabilir. Kesinlikle. Veyahut da anatomik olarak doğuştan da böyle oluyor. Buna histeroskopi yapıyoruz. Rahimi kamerayla içeriye giriyoruz ve o T'nin bu şekilde T, şu yanları törpülüyoruz ve bir yer açıyoruz. O zaman da bu T şeklindeki rahimde yeri açtın, tüp bebeğe falan gerek yok. Başka bir sorunu yoksa kendi kendine gebe kalabilir. Yani burada buranın konusu sevgili hanımlar, beyler. Çünkü bizi bir sürü de sağ olsunlar erkekler de takip ediyorlar. Hanımlar da takip ediyorlar. Buranın konusu işte efendim hadi gel tüp bebek yapalım. Aa hadi gel Egecan Bey teşe yapsın değil. Bizim konumuz her zaman kime ne yapılsın. Yani yılbaşından beri ben yılbaşı günü dahil insanlarla yurt dışından, şehir içinden, şehir dışından o kadar güzel şeyler de aldım ama şu yayından önce bir iki mesaj geldi, beni birazcık geldi. Çok güzel mesajlar. Sağ olsunlar bu bilgilendirmeleri anlamışlar. Bizden hiç olmazsa destek alabilen insanlarımız var. Şimdi yine bir erkek testis PRP'si sorulmuş. İstersen sen bir onu cevaplarken ben yine sorulara döneyim. Biraz sen dinleyelim. Soruları toparla. Ben de aşağıdan soruları evet. Ala ala geleyim. Kadınlarda PRP'yi yapıyoruz diyeyim ben sevgili Egecan. Kadınlarda yumurtalıklara ve rahim içine PRP'yi yapıyoruz. Rahim içine tutunma başarısızlıklarında yapıyoruz. Ha çok illaki başarı sağlar mı? Hayır, bilimsel yani %100 bilimsel bir şey değil. Ama ancak tutunmuyor ne yapalım? Hadi elimizde bir debi var bunu yapalım. Veyahut da yumurta sayısı mesela 0.05 AMH'm var ne yapayım diyen bir hanımefendi vardı. AMH'mız 0 küsürlerde çok acilen bir üreme sağlığıyla ilgilenen bizim gibi tüp bebek doktorlarına gitmeniz lazım. Yumurtanız varsa çok acil tüp bebek yapılması lazım. Başka bir şansınız yok. Yumurtası gözükmeyen veya bir tane yumurtası olan, az yumurtalı olan AMH'sı düşük kadınlarda da PRP yapabiliriz. Ben bazı vakalarda uyguluyorum, bazılarında uygun değil diyorum. Bana gelenler bilirler. Her vakaya PRP için geliyor yapmıyorum, sana uygun değil diyorum. Önce bir ilaçlar kullanıyorum. AMH'sı düşük, yumurtası az olan kadın. Ben yumurta takibiyle uğraşmayın. Bilmem kim aşılama yaptı hocam. Hayır uğraşmayın. O her bir yumurta çok kıymetli. Bir an önce gerçekten üreme sağlığı yapan bir tüp bebek doktoruna gidin. Yani illa ki bize gelin değil. Ama tüp bebek yapan bir doktora gidin. O senin yumurtanı kullanabilirse o kullanır. Şunlar da oluyor efendim, bir yumurtam var, iki yumurtam var, tüp bebek yapmadılar. Hayır yani altın değerinde bunlar ya. Ha yaparsın olmaz. Bu olabilir yani çünkü az yumurta demek kalite düşük demek. Başarı tabii ki daha düşük olacak. Polikistik ovaylı kadın bile gebe kalamayabiliyor tüp bebekte, bazen bir kere iki kere negatif oluyor. Ama yumurta azsa bunlar altın değerinde. Biz PRP'yi sınırlı vakalarda kullanıyoruz ama Egecan Bey testis PRP'si için ne diyor? Siz merak ediyorsunuz, ben biliyorum. Hocam buyurun. Geliyor. Dediğim gibi herkes de sorularına cevap veremeyebiliriz. O soruları özelden sorabilirsiniz. Hem Filip Bey hem ben gerçekten Filip mesela yeni yılda bile mesai yapmış, sorulara cevap vermiş. Zaman buldukça, dilimiz döndükçe sorularınıza geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Bir şey sormuş, erken boşalma çocuk sahibi olmayı etkiler mi? Hayır, etkilemez. Erken boşalma erkeklerde sık görülen bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Çocuk sahibi olmakla bir alakası yoktur. Durumu değerlendirmek lazım. Sperm hareketi doğal yoldan gebeliği etkiler. Sperm hareketi biz normalde bir sperm aldığımızda mikroskop altında incelediğimizde 4 kategoride değerlendiririz spermleri. İşte hızlıca ileri hareket edenler, yavaş ileri hareket edenler, yerinde kıpraşanlar ve hiç hareket etmeyenler.
Bu ileriye doğru hızlı ve ileriye doğru yavaş hareket edenlerin toplamının %32'den fazla olmasını isteriz. Bunun altındaysa biz bu duruma sperm hareket bozukluğu adını veriyoruz. Hem doğal yolla çocuk sahibi olmayı hem de tüp bebek başarısını azaltabilir bu yöntem, bu durum. O yüzden yapılması gereken tüp bebek işleminde kullanılacak olan spermlerin en hareketlilerinin seçilmesi şeklindedir. Bu tüp bebek başarısını arttırır. Daha ideali sperm hareketini bozan etmenin ortadan kaldırılmasıdır. Yani beyefendide varikosel varsa, beyefendide testislerde bir iltihap varsa, beyefendide bir hormonal bozukluk söz konusuysa veyahut da obezite varsa, sigara kullanıyorsa, kimyasallara maruz kalıyorsa, aşırı sıcak bir yerde çalışıyorsa bütün bunlar sperm hareketini etkiler. O yüzden biz bize sperm hareket bozukluğu veya sperm şekil bozukluğuyla veyahut da sperm sayısında azlıkla gelen beyefendilerde altta yatan bu sebebi buluyor. Ve %52 oranında tedavi edilebilir bir sebep buluyoruz. Tedaviyle ya spermdeki bozukluğu tamamen ortadan kaldırıp doğal yolla gebe kalmalarını sağlıyoruz veyahut da tüp bebek başarısını arttırıyoruz. İşte varikosel sorunmuş birisi. Sol tarafta işte 2.6, sağ tarafta şöyle. Sizce ameliyat gerekir mi? Varikosel için değerler bozulmuş diyebilir miyiz? Varikosel aynı bu sizin çikolata kisti veyahut da polikistikover gibi biz infertilite ile uğraşan ürologlar, androlokların en çok rastladığı sıkıntı. Bizlerin de kafası karışık bu konuda. Çünkü bu varikoselin bildiğimiz tek ameliyat endikasyonu işte böyle ileri seviyede olacak varikosel. Böyle dışarıdan baktın mı beyefendine testislerinde koca koca damarları göreceksin. Artı sperm değerlerinde bozukluk olacak. Bu 2 kere 2 eşittir 4. Bunu direkt ameliyat. Bazı arada kaldığımız vakalar var. Biz ürologların da hala tartıştığı ve kendi kılavuzlarımızda böyle dilimizi ısıra ısıra yazdığımız konular. Eğer bir kişide böyle gözle görülür iri iri damar yok, küçük damarlar var ama varikosel var, ultrasonda tespit edilmiş, artı sperm değerlerinde bozukluk var. Şimdi bunu ameliyat edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Bu bizlerin kafasını karıştıran bir husus. Eskiden hayır etmeyin katiyen derlerdi ama şimdilerde özellikle Amerikan Ürologlar Cemiyeti ve Avrupa Ürologlar Cemiyeti diyor ki yahu bunları da ameliyat etseniz fayda sağlarsınız. O yüzden hastamıza mutlak suretle değerlendirilmesi ve bir şekilde ürolojik muayeneden geçmesi lazım. Hadi testis PRP'siyle kahveme geri döneyim, ben kendi sıramı savayım, tekrar sözü sana vereyim. Bu PRP biraz benim gıcık olduğum bir konu. PRP ne? İşte platelet rich plazma. Yani ne yapıyoruz? Birisinden kanı alıyoruz, santrifüj ediyoruz. İşte 3000 devirde 10 dakika. Yani böyle uzay teknolojisi gibi anlatıyor şimdi merkezler. Çok da öyle bir şey değil. Kanı al, blenderda çevir. Başka bir şey değil. Onun işte böyle çökelek gibi olan dibindeki kısmı değil, sonraki su kısmı değil, ikisinin arasında cloudy, bulutlu bir kısım var. %4'lük bir kısım. Bunu pipetle çekiyoruz. İşte ağza, göze, kemik içine, eklem içine falan veriyorlardı. Özellikle işte kozmetolojiyle uğraşanlar. Aynı soydan gelir. Hani kan, kıkırdak, hepsi mezenkimal hücrelerde. Çok embriyoloji şeyine girmeyeyim. Hani oralarda fayda eder. Cilde fayda eder, kıkırdağa fayda eder, kemiğe fayda eder, kasa fayda eder. Bu bir şekilde hani endometriyum hadiselerinde kullanılmaya başladı. Ondan sonrasında yumurtalığa verilmeye başlandı. Evet, yumurtalıkta hakikaten belki faydalı olabileceğine dair birkaç tane de olsa yazılar var. Ama hani bunu yumurtalığa verdin, bir de şunu testise verelim şeklinde uygulamalar başladı. Bir tek bizim memlekette bu uygulamalar var. Yani dünyaları gezdin sen de, 50 bin tane merkezi görmüşsündür. Bir bizim Türkiye'deki merkezler bu muhteşem tedaviyi akıl etti. Çünkü Amerikalıların, Avrupalıların o kadar kafası çalışmıyor. Bizimkiler buldular bunu. Şimdi testise bu PRP'yi vermeye başladılar. Yahu bir bu hani eski köylerde ağalar ihtiyar heyeti derdi. Ya şu ilaç doktor bana verdi, çok iyi geldi, hele sen de al kullan. Antibiyotikse, kalp ilacıysa neyse, millet birbiriyle ilaç paylaşırdı. Şimdi aynı şeyi tutup testise yaptık. Yani tamam, yumurtalığa iyi geldi, kemiğe, kıkırdağa, dalağa, karaciğere iyi geldi.
Hele bir de deneyek, testise de iyi gelir mi? Bu iş bu kadar basit değil. Yani tutup bir aşının hani Çin'de yapılmış faz 3, faz 4 bilmem nelerini tartışıyoruz. Çok isabet oldu şu COVID. Herkes farmakoloji öğrendi. Herkes klinik araştırma nasıl yapılır onu öğrendi. Çalışmanın fazlarını falan öğrendi. Hani bu kadar yok Çin'den gelen aşının fazı yokmuş, üçü varmış bilmem ne onu mu yapalım yok işte Pfizer'in aşısını mı yapalım tartışmaları yapacak seviyeye geldik. Ama testisimize, oramıza, buramıza garip garip enjeksiyonlar yaptırmakta herhangi bir beis görmüyoruz hala. İnsanları da anlıyoruz yani kolay değil çocuk sahibi olamamak veyahut da çaresiz kalmış olmak ve kim ne derse o zaman onu yaptırır hale geliyor beyefendiler ve hanımefendiler. Bunlara gerek yok. Bilim yüzyıllardır sağlam temellerle gidiyor ve bu PRP, testise PRP uygulaması bilimsel bir metot değil, hurafe. O yüzden gözünü seveyim meslektaşlarımıza da seslenmek istiyorum buradan. Bunları yapmaya gerek yok. İnsanların sağlıklarıyla oynamaya gerek yok. Ve hastalarımıza da bu konuda biraz daha bilimsel tedavi uygulayan hekimlerle ilerlemeleri konusunda tavsiyede bulunuyorum. Evet. Evet yani PRP test işte çünkü fibrozis yapıyor ve bu sefer daha da küçültüyor. Pek işe yaramıyor. Kısaca sonu diyelim. Aynen öyle. Yumurtalıklarda da Allah'tan fibrozis yapmıyor ama her yumurtalığa PRP yapmıyorum dedim. Hormon olarak aktive etmeye çalışıyorum. İşte DHA veriyoruz, bazı vitaminler veriyoruz. Onlarla aktive olup özellikle çok düşük AMH'lı kadınlarda yumurtalık görünür hale gelmesi lazım ki ona PRP yapalım. Onları yapıyoruz. Onda da başarı gördüğüm vakalar var. Görmediğim vakalar var ama dediğim gibi herkese bir mucize gibi sunmamak gerekir. Rahim filminden sonra kendiliğinden gebe kalabilir miyim? Eğer ki her şeyimiz normalse ben de rahim filmi HSG çekildikten sonra kendi kendine gebe kalan vakalar gördüm. Ama her şey çok normal. Ben 5 yıldır gebe kalamıyorum. Rahim filminden sonra gebe kalabilir miyim? İsterseniz yine birkaç ay bekleyebilirsiniz ama birazcık zor. OHSS güzel bir soru. Ovaryan hiperstimülasyon sendromu özellikle polikistik ovaryalı kadınlarda işte efendim 18 yumurtam toplandı hemen transfer yapıldı doğru mu diye soran var. OHSS soran var. Polikistik ovaryalarda yumurtalar çok fazla olduğu için istediğimiz kadar kontrollü gidelim biz alevleniyor. Yani alıyorsun 18-20 yumurta bazen 40 yumurta aldığımız vakalar var. Alevleniyor yani bebek sahibi edelim derken bir de hayati tehlikeye sokmak istemiyoruz insanları. Bu yüzden de özellikle polikistik ovarlı vakalarda total freezing dediğimiz hepsini dondurup embriyoların birkaç ay sonra transfer ediyoruz. Çünkü koyarsak özellikle o söndürdüğümüz bütün topluyoruz yumurtaları işte yumurtalıklar sönüyor ama onlar yine östrojen etkisiyle alevleniyor. Özellikle işte ben her vakada hormon bakmam ama belli vakalarda bakarım. 20'nin üzerinde yumurta var artık hormon bakmaya da gerek yok. Bu vakada yapma transferini. Bütün embriyolarını dondur. Çünkü bu vakada muhakkak 4000'in üzerinde çıkacak östrojen. Östrojen yükselir. Üçüncü boşluklar dediğimiz yani yumurtalıklardan sıvı dışarı doğru akmaya başlar. Karın boşluğuna, ondan sonra akciğer boşluğuna bile akar. Kanama pıhtılaşma riski artar. Emboli atma riski artar. Bu sefer de hanımefendiler bebek sahibi olayım derken hayati riske girerler. Bunca yıldır bu işi yapıyorum. İki kere bir tane OHSS gördüm. Bütün önlemlerime rağmen transfer yapmamamıza rağmen OHSS oldu bu vakalar. Transfer yapmamamıza rağmen çok önemli. O yüzden de bir insanları bebek sahibi yapmak isterken de onların sağlığını korumak çok çok önemli. Çatlatma iğnesinden sonra bulantı oldu. Hem erkekler hem kadınlar kullanıyor bu ovitreli. Erkek ovitrel soruları var. Hemen soruları var. Sana bırakacağım. Ben tek başıma olsam onları anlatırdım ama sen buradayken bana hiç düşmez efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Bu çatlatma iğneleri, ovitrel bunlar hormon olduğu için bulantı yapabilir. Ben de mesela kremeni çok kullanıyorum. Erkeklerde ovitreli kullanıyorum ama bunun açıklamasını Egecan hocam yapacak. Çikolata kisti ve polikistik ovar birlikte gebeliğe çok büyük engel mi diye soran olmuş. Bence çikolata kisti ve polikistik ovarın beraber olması çok güzel bir şey. Çikolata kisti yumurtalıkları yerken polikistik ovar de hiç olmazsa o rezervin bitmeyeceğini gösteriyor. Gebe kalamama süresi ne kadar?
Ona bakmak lazım. Ona göre bir tedavi uygulamak lazım. Kimyasal gebelik oldu diye soran vardı yukarılarda bir yerde. İki ay önce kimyasal gebelik oldu. Ne kadar beklemeliyim? Beklemene hiç gerek yok. Gebelik planlayabilirsin. 43 yaş yumurta dondurma için geç bir yaş mı? Yani 40 yaş ve sonrasında yumurta donduralım mı? Şimdi bunlar tamamen hanımefendilerin kendi arzuları. Özellikle 44 yaş ve sonrasında kendi yumurtamızla gebe kalma şansımız %2'nin altıdır. Yani %2'nin altında. Bu gerçek ve doğrudur. Ama bir hanımefendi ya hocam ne olur bana yardım et. Ben 45 kendi yumurtamla istiyorum. Ben bunun bilgisini veriyorum. %2'nin altında yani bu %0'a yakın demek. Ha olmuyor mu mucizeler? Kendi yumurtasıyla bırakmıyor muyuz? Bırakıyoruz ama çok nadir. Ben bunu açık açık delikanlı gibi dürüstçe söylerim. Ama kişilerin de arzusunu yerine getirmeye çalışırım. 43 yaş yumurtaması donduralım mı? Eğer arzu ediyorsak benim de 43 yaş çalıştığım hastalarım var. Bir hastam var kendisinden 4 tane falan yumurta dondurduk. Bu onun moralini çok düzeltti. Çok iyi. Kendini çok iyi hissediyor. Zaten bu tedaviyi yapıyoruz. İyi bir yumurta çıkarsa onu donduruyoruz. Kötü bir şey çıkarsa dondurduk demek için dondurmuyoruz. Tüp bebekte de ben kötü bir embriyo transfer etmiyorum. İçeriye su sıkmıyorum. Bu da var çünkü yani hanımlar beyler. Maalesef. Yani bu da var yani. Biz bir embriyo sizi gebe bırakabilecekse onu içeriye veriyoruz. Ama hiç kimseyi %100 gebe bırakmak mümkün değil. Amerika diyor ki karşına gelen 3 kişiden sadece bir tanesi bebeğini eve götürür diyor. Bu işin gerçeği bu. Çünkü bakın tüp bebekte başarı oranlarımız %60-70-80 diyen çok hocalar, abiler, hoca efendiler var. Şimdi kardeşim eve giden bebek oranı diye bir şey var. Bütün dünya bunu konuşuyor ama biz nedense sadece gebelik oranı konuşuyoruz. Veyahut da ben gebelik oranıma 40 yaş üstünde koyuyorum. Benim gebelik oranım %20 olacaksa 42 yaşında kadınlar geliyorsa bana 45'ler geliyorsa o da benim başarı oranımın içinde. Sadece altındaki başarı oranını sunup ben %70 gebe bırakırım diyen arkadaşlarımız oluyor. Bu insanları ya duygu sömürüsüne gerek yok. Bebek çünkü bu ülkede çok önemli bir şey. Yani istismara çok açık, sadece istismar etmesinler insanları. Eve giden bebek demek düşük olmadı efendim. Allah korusun anne karnında bebek kaybı olmadı. Bebeğimizi doğdu, safa sağlam evine, ananın kucağına verdik. Ana babaya verdik. Eve giden bebek oranı budur arkadaşlar. Ve 1/3'dir eve giden bebek oranı, %33'tür. Yani bu şey değil. %70-80. Zaten hocam bu şansım ne kadar? Güzel kardeşim sen başkalarının şansını bırak. Hocam sizin oranınız ne kadar? Ya senin benim gebelik oranım seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendiren tek şey ben seni gebe bırakırsam %100. Bitti. Bırakamazsam benim oranım %70'se de sen zaten gebe kalamamışsın. Bu beni de üzer. 30'a giriyorsun. Ama gebe kalamazsam beni daha çok üzer. Çünkü biz rahat insanlarız. Biz bunu ya o kadar güzel ki yani başarı için yapmak, bilimsel bir şeyler yapmaya çalışmak. O yüzden de biz bunu yani insanları mutlu etmek için yapıyoruz. Ve çok da mutluyuz yapabildiğimiz şeylerden. Güzel bir noktaya temas ettin. Gerçekten insanlar soruyorlar. Hani hocam çok düşük yüzde verdiniz. Bir de sanki böyle borsa gibi yani hisse senedi alırmış gibi sen şu fiyata verdin, sen şu yüzdeyi verdin, sen şu yüzdeyi verdin diye soruyorlar. Yani ben sanki %100 desem en mübah, en makbul doktor ben olacağım. Hani bol kesene atamıyoruz yüzdeleri. Elimizdeki verilerle, kitaplar, kılavuzlara göre yorumlar yapabiliyoruz. Sormuş sevgili meslektaşım Adil Emrah Sonbahar Bey, nereye bakıyorsun diye. Şurada da bilgisayar var, soruları derliyorum oradan. Bir hastamız sormuş gene. TESA olmuş, sperm çıkmamış beyefendi. İşte öncesinde tedavi olsam sonuç farklı olur muydu? İşte şu tedavi, bu tedavi uygulanır, nasıl uygulanır falan diye sormuş. Müsaaden olursa biraz şu azospermin ve TESA'ya değinmek isterim. Azospermiye, buyurun. Klonenle ovitiri de azospermin işlerinde anlatmış olursun. Hayır. Teşekkür ederim. Azospermi demek beyefendinin dışarıya menisi çıkıyor ama meninin içerisinde hiç canlı sperm olmaması, hiç sperm hücresine rastlanmaması demek. Azospermi iki sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bir, testisin içerisinde sperm üretimi yoktur. Bu üretime bağlı azospermi. İki, spermlerde, yani testislerde sperm üretiliyordur ama kanallarda tıkanıklıklar vardır. Bu da tıkanıklığa bağlı azospermi.
Üretime bağlı azospermin muhtelif sebepleri vardır. İşte hormonal bozukluklar, genetik sıkıntılar, varikoselli, testislere tahrip edici radyasyon alınması, kemoterapi, bunların hepsi üretimi bozar. Yani spermler üretilemez. İletime bağlı bozukluklarda da işte gene doğumsal olarak o tüplerin olmaması veyahut da enfeksiyonlar, bunlar da tıkanıklığa bağlı azospermi yapar. Biz bir beyefendide azospermi varsa ne yapıyoruz? Beyefendinin tüm değerlendirmesini yapıyoruz. Mutlaka genetik testlerini istiyoruz. Klinefelter sendromu, AZF delesyonu gibi nadir genetik bozukluklar var. Bunlar var mı yok mu ortaya koymamız lazım. İkincisi, testislerin ultrasonunu yapıyoruz. Testisin içerisinde bir hastalık var mı? Varikoseli var mı? Bunları analiz etmeye gayret ediyoruz. Üç, hormonal testler yapıyoruz. Burada da baktığımız işte FSH, LH, testosteron, östrojen ve prolaktin gibi belli başlı seks hormonları var. Eğer hormonlarda bir sıkıntı var ise o zaman bu kişilere biz bir takım hormonal tedaviler veriyoruz. İşte isimlerini demin hastalarımızın söylediği klomifen sitrat, human chorionic gonadotropin, human menopausal gonadotropin gibi hormonlarla testislerin kendine gelmesini sağlıyoruz. Yanlış bir algı var maalesef, bu da gene bizim meslektaşların yarattığı biraz talihsiz bir uygulama. Şöyle ki, vay efendim FSH çok yüksek, folikül stimüle edici hormon değeri çok yüksek, bunu düşürmeden katiyen test olmaz. Öyle bir şey yok. FSH dediğimiz hormon ismiyle müsemma folikül stimüle edici hormon. Aslında testislerin sperm üretimini sağlayan bir hormon. Testislerde bir sıkıntı var ise vücut o sıkıntıyı aşmak için FSH hormonunu yükseltir. Yani FSH hormonunun yüksek olması bir sebep değildir. Testislerdeki tahribatın bir sonucudur. Tutup onu düşürmeye çalıştık, yok yükselttik, işte arada bir yere aldık falan gibi uygulamalar maalesef doğru uygulamalar değillerdir. Sadece uygun hastada, hormon değerlerinde bozukluk olan hastalarda bizler hormon tedavisi veriyoruz. Her gelen azospermi hastasına yalaşap kaleme böyle şey, bazı so-called hekimler var. Böyle 25 kalemden müteşekkil bir şeyleri var. Matbu reçeteleri al hacı diyor. Şunları hele kullan diyor. Ben senin çocuk sahibi yapacağım. Doğal diyorlar. Üyü diyor. Hiç tüpbebeğe falan gerek yok. Yok. Ben senden sperm çıkaracağım. Beyefendiler 2 sene 3 sene garip garip ne üdüğü belirsiz hormonal tedavileri basıyorlar kendilerine. Ondan sonra çocuk olmuyor. İlk seneden sonra bu meslektaş diyor ki ya yapacağımızı yaptık, sen bir üroloğa git o zaman. İyi halt ettin. Yani tutup da beyefendiyi böyle hormon manyağı haline çevirmeye gerek yoktu. İnsanların duygularıyla oynamaya gerek yoktu. 2 sene o hanımefendinin yumurtalarının kalitesini bozmaya hakkın yoktu. Neden bu şeyi yaptın yani? Saçma sapan şeyler. O yüzdendir ki herkese test öncesi tedavi verilir algısı yanlış bir algı. Ha TSN, testiküler sperm ekstraksiyonu. Biz azospermisi olan bir kişiyi değerlendirdikten sonra diyoruz ki buyurun sizi ameliyathaneye alıyoruz. Testisin içerisinde sperm arayacağız. Bu işleme TES ediyoruz. Mikroskopla yapılıyor artık standart olarak. Mikro TES işleme. Testisi açıyoruz. Evet, kulağa biraz ürkütücü geliyor ama kulağa geldiği kadar ürkütücü bir işlem değil. Testisi açıyoruz, mikroskopu getiriyoruz. Testiste sperm üretimi olan bölgelerden küçük cımbızlarımızla örnek topluyor. O örneklerin içerisindeki spermleri ayıklıyoruz. Sperm bulduğumuzda da çok mutlu oluyoruz. Çünkü kadın doğumcular o spermleri almak suretiyle işte tüp bebek işlemini tamamlayabiliyorlar. O yüzden dünyalar bizim oluyor sperm bulduğumuzda. İşte vay efendim bana tedavi vermeden, FSH değerimi düşürmeden hemen ameliyat ettiler. Vay bu doktorlar çok para göz falan. Hayır, böyle bir uygulama yok. Eğer bir beyefendinin testosteron değeri normal sınırlardaysa ve altta yatan herhangi bir hormonal bozukluk yoksa, o beyefendiyi boşu boşuna pahalı iğnelerle, ilaçlarla, bilmem nelerle tedavi etmeye gerek yoktur. Beyefendi ameliyat edebilir. Söyleyen de Egecan Şerefoğlu, Filip Taşan değil. Amerikan Üroloji Cemiyeti, Avrupa Üroloji Cemiyeti. Madem herkes bu kadar her şeyi biliyor, açsınlar baksınlar. Yani bunlar bütün internette olan kılavuzlar. O yüzdendir ki azospermi önemli bir sorundur. Azospermisi olan erkeklerin mutlak suretle bir sağlık sorunu vardır. Bu sağlık sorunlarının da giderilmesi
Böylelikle tüp bebek işlemiyle bu kişiler çocuk sahibi olduğunda o beyefendinin uzun yıllar o yavruya babalık etmesi sağlanır. Çünkü sperm sağlığı vücut sağlığının bir göstergesidir. Bir erkeğin sperminde bozukluk varsa mutlaka vücudunun bir yerlerinde bir sorun vardır. Onun da iyi bir şekilde teşhis ve tedavisi şarttır. Şey, aldım gazı, gittim, boğazım kurudu. İstersen sen biraz devam et, ben biraz kahvemi yudumlayayım. Efendim, topu aldık. Peki Egecan Bey, Egecan bombardıman yapıyor diyenler var. sakin ol. Şimdi yumurta rezervini nereden öğreniyoruz demiş. Yumurta rezervini adetin ikinci veya üçüncü günü ultrason bakıyoruz. Yumurta sayısını biz orada görüyoruz. Veyahut da bir AMH, antimüdayen hormon testi yapıyoruz. Yumurta rezervimizi bize gösteren en hassas hormondur. FSH, LH çünkü normal olmasına rağmen AMH düşük çıkıyorsa zaman kaybetmemek gerekir. Şimdi bazı sorular var. İşte Egecan anlattığı gibi bazı yanlış şeyler var. Ben de kadınlarda onlara değineyim. Rahim filmi yaptıranlar gebe kalabilme ihtimali yüzde kaç acaba demişsiniz? Rahim filmi bir tarama testi. Yani bir tanı, tarama ve tanı koyma testidir. Niye tarama? Biz çünkü bir kere aşılama yaptıracaksanız muhakkak rahim filmi çekilmesi lazım. Tüpler kapalıysa aşılama yapılmaz. Veyahut da rahim filmi çektik. Hidrosalpinx var. Sosis gibi tüpleriniz var. Bunların alınması lazım. Hidrosalpinx'i ultrasonda görüyoruz ama iç taraftan kapalı tüpleri ultrasonda görmüyoruz. O yüzden rahim filmi çektiriyoruz. Rahim filmi çeken insan gebe kalır gibi bir şey yok. Rahim filmi çekildikten sonra uyarıya bağlı şansına, bahtına gebe kalan bir kısım insan oluyor. Ama rahim filmi bir gebelik, öyle bir yüzde diye bir şey yok hanımlar beyler. Tatlatma iğnesinden sonra gebelik olur mu? Eşimde ileri hareketlilik düşük olmasına rağmen demişsiniz. Şimdi ileri hareketlilik ne kadar düşük onu bilmemiz lazım. Eğer %20'nin altında bir ileri hareketlilik varsa, buna eşlik eden morfoloji ve sperm bozukluğu da varsa belki aşılama bile olmaz. Bütün spermiyogramı değerlendirmemiz gerekir. Şimdi morfoloji %1-2 gebe kalırsak ne olur diyenler var. Zaten %1-2 ile gebe kalabiliyorsanız ve sağlıklı devam ediyorsa amenna, harika. Ama erkek faktörde, orta ve ağır erkek faktörde gebe kalanlarda biz neyi görüyoruz? Orta ve ağır faktör vakalarında kendi kendine gebe kalsa tüp bebek vakalarında da ilk 10 haftada bebek içeride varken kalp atışının durduğu, bizim missed abortus, kayıp gebelik dediğimiz durumları görüyoruz. Erkek faktör bunları gösteriyor. Efendim %0-1-2 morfoloji, sıfırı ayıralım. Sıfırı da biraz kendi kendine gebelik zor. 1-2 morfoloji kendi kendine gebe kalabilir mi? Sayı çok iyi ise tabii ki kalabilir. Biz kimseye kalamaz demiyoruz. Ama herhangi bir varikoseli yok, ürolojik bir problemi yok, hormonal bozukluğu yok. 0-1-2 morfoloji, sayı 5 milyonun altında, ileri hareket %20-25'ten daha düşük. Bu vakalarda birazcık tüp bebek hak ediyorlar. Burada biz sizlere neyi söylemeye çalışıyoruz? Genç çiftler, acele etmeyin. Yaş ileri, acele edin, vakit kaybetmeyin. Veyahut da ya biz genciz ama dün bir soru geldi. Eşimin iki tüpü de tıkalı, aşılama olur mu diye bir soru geldi. Bakın çok yanlış. İki tüp rahimin iç tarafından tıkalıysa bu hanımefendi tüp bebek yapılacak. Dıştan da tıkalıysa ay ben organ kaybetmek istemiyorum diye bir şey yok. Yani o tüpün ya alınması lazım ya da rahimle olan bağının kesilmesi lazım. Hidrosalpinx'ten sıvı içeriye akarsa bu zaten kendisi de gebeliğe engel olduğu gibi tüp bebek yaparsanız koyulan embriyonun başarı şansını da %30 azaltır. Tüplere ve hidrosalpinx'e girmişken tek tarafta hidrosalpinx varsa ne yapıyoruz? Çift tarafı zaten söyledim. Tek tarafta hidrosalpinx var, o tüpü alıyoruz. Geri kalan tek tüple siz kendi kendinize de gebe kalabilirsiniz. Yani tek taraftaki hidrosalpinx'i aldık. Başka bir sebep yoksa, erkek faktör yoksa, polikistik over endometrioma, düşük over rezervi gibi bir şey yoksa o zaman kendi kendinize denemek için şans veriyoruz. Az önce çikolata kistinde söylediğim gibi bir hanımefendi muayenede çikolata kisti alınabileceği söylendi demiş. Muayene sırasında çikolata kisti alınamaz. Öyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Atoni geçirdim. Atoni çok önemli bir konu.
Onu da söylemeden geçmeyeyim. Atoni geçirdim hocam. Şansım ne acaba? Tekrardan gebelik istiyoruz demiş. Atoni ile gebelik şansı arasında hiçbir şekilde bir bağlantı yok. Atoni doğum sonrası rahimin gevşemesi, şakır şakır kanaması ve toparlanması gereken bir durum. Çünkü toparlayamazsak hayatı tehdit eden bir durumdur. Gebelikle ilgili hiçbir şekilde bir şans bağlantısı yok. O yüzden rahat olun. Dilerim ki tekrar olmasın bir sonraki gebelikte. Morfoloji %2 ile gebe kalırsan ve sağlıkla devam ediyorsa hiçbir şey olmaz. Selam veremediğimiz bütün dostlar, hepinize çok teşekkürler. MasterChef'i bırakıp bizi izleyenler varmış. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgili Sedef'e yazdım. Evet. Erkek faktör, işte ağır erkek faktör veya orta erkek faktör burada gebelikte başarısızlık olabiliyor. Tutunma sıkıntısı oluyor veya oluyor düşüyor ama elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Sezaryen sonrası idrar tutma sıkıntıları olabiliyor. Evet. İdrar kaçırmalar olabiliyor. Mesane ile çünkü bir sıkıntı olabiliyor. Bir zarar verilmese bile kendiliğinden de olabiliyor. Hadi onu da söylemiş olayım. Bir de işler Filip bir hani immotiv spermle tüp bebek yaptık, hareketsiz spermle tüp bebek yaptık olur mu? Yok şekli bozuk spermle tüp bebek yaptık olur mu? Veya düşüğüm oldu bunun sebebi sperm kalitesizliği olabilir mi? Böyle olabilir mi olamaz mı şeklindeki dikotom soruların cevabı her zaman olabilir. Sen de biliyorsun ki bu şey reproductive medicine'da yani üreme tıbbında her şey olabilir. O yüzden bu olabilir mi olamaz mı soruların cevabı olabilir. Ama şeyin de hani biraz altında sebep de var. Gerçekten yapılan bir çalışma göstermiş ki tekrarlayan gebelik kayıplarında erkekte bir takım sıkıntılar, spermde bir takım bozukluklar olabiliyor. Ama bir de hani söz meclisten dışarı bazı kadın doğumcu arkadaşların yaptığı bir şey var. Mesela bir tüp bebek yapıyorlar. Tüp bebek başarısız olabiliyor. İşin doğası bu. Senin de söylediğin gibi %65 oranında başarılı bir teknik tüp bebek. %35 başarısız olabiliyor. Ve senin de dediğin gibi 3 kişiden birinde, 3 çiftten bir tanesinde problem olabiliyor. Kadın doğumcular kendilerine şey kondurmamak için, hata kondurmamak için yahu erkeğin sperminde sıkıntı vardı, ondan olmuş olabilir diyorlar. Şimdi bu haklı oldukları noktada olabiliyor. O zaman haliyle hanımefendiler soruyor. Ya babam hani şeyde eğer spermde sıkıntı vardıysa biz niye tüp bebek tedavisinden önce üroloğa gitmedik? Çok doğru bir isyan, çok doğru bir kaygı. Çünkü uluslararası kılavuzlarda infertilite tedavisinde eğer erkek partnerde spermde bozukluk varsa mutlaka bir ürologla kadın doğumcunun işbirliği yapması gerektiğini öneriyor. O yüzden birisi bu yani 3-4 tane başka kişiler sormuş. Sperm kalitesi, tüp bebek veyahut da infertilite oranı. Bu önemli bir şey. Eğer spermde bir bozukluk varsa bu bozukluğun altında yatan sebebin ne olduğunu bulmak. Tekrar söylüyorum yani sperm arttırıcı, sperm coşturucu değil. O bozukluğa neyin sebep olduğunu bulmak ve etkin bir şekilde tedavisini tesis edebilmek için bir üroloğa gitmek gerekiyor. İlmemiş testisle ilgili bir soru var. İlmemiş testislerin olması gereken yerde yani hayat orbası içerisinde değil, karında olması demek. Bu insanlarda infertilite sıklıkla görülebiliyor. Uygun tedavilerle ya ameliyatla aşağı indirerek veyahut da karın içinde olduğu yerden sperm toplamak suretiyle şey yapabiliyoruz. Tüp bebek tedavileri yapabiliyor ve bu şekilde bu insanları baba olmasını sağlayabiliyoruz. Bir de şey bir kişi sormuş. TESE ameliyatı oldum. Sperm çıkmadı. Ne yapacağız? 2 kere, 3 kere TESE ameliyatı olabilir miyiz? İşte TESE'de başarıyı öngören faktörler vesaire. Şimdi TESE, testisten sperm toplama işlemi iyi bir merkezde yapılıyorsa ve testiste fazla tahribat yaratmıyor ise ürolog sayısız kere olunabilir. Zaten hani testisten sperm çıkmıyorsa o testiste yapısal bir bozukluk vardır ve testisler hormon üretmek olan asli vazifelerini de yerine getiremeyecektir kısa bir zaman sonra. O yüzdendir ki hani çok testisi tahrip ettik falan diye de hayıflanmasın hanımefendiler, beyefendiler. Tabiatıyla tabii hunhar bir şekilde olduğu gibi testisi alıp laboratuvarda götürmüyoruz. Dediğim gibi mikroskop altında çok ince cihazlarla çalışıyoruz. Ondan sonrasında sperm bulamadığımızda mutlak surette testisten
parçalar alıp patolojik incelemeye gönderiyoruz. Birçok merkez bunu da yapmıyor. Bu da doğru bir şey değil. O patolojik incelemede testisin içerisinde sperm olgunlaşmamış hücreleri varsa bu bizi mutlu ediyor kısmen. Diyoruz ki oh çok şükür işte olgunlaşmamış hücreler var. Tekrar test ameliyatı olduğunda sperm bulma ihtimali %40 falan. Eğer hiç sperm hücresinin esamesi okunmuyorsa, spermin öncülüğüne, artçılığına rastlanmıyorsa o zaman tekrar test yaptığımızda sperm bulma ihtimali %10-15. İnsanlar birkaç kere test ameliyatı olabilirler ama 2 kere, 3 kere, 13 kere test ameliyatı oldu. Hala sperm bulunamadı. Artık tabii bunun da bir yerde dur demek lazım. Günümüz tıbbının bu çiftler için yetersiz olduğunu, yetersiz kaldığını kabul edip daha fazla hanımefendileri ve beyefendileri yıpratmamak herhalde daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır. Şimdi sağ olsunlar, var olsunlar. Yüzün üzerindeki kişi sürekli izliyor bizi. Ve bazen de böyle bir muhalefet şeyler konuştukça aklıma şey geldi. Kaybedenler kulübündeki Nejat İşler'le Yiğit Özsener gibiyiz. Hangimiz Nejat? Ya işte bilmiyorum ki. Nejat olmak isterdim ama bak sende sakal daha çok. Saçın da benden fazla. Ben biraz daha böyle herhalde. Gözlerimin altı da mor mor. Böyle daha bir şey. Nejat havası bende var, evet. Nejat havası sende var, evet. Şimdi güzel bir soru var. 41 yaşındayım. AMH 1.79 doğal yolla hamile kaldım. 10 aylık evliyken trizomi 18 nedeniyle 3 aylıkken ya gebe kalınmış, kalbi durdu ve tekrar doğal yolla hamile kalabilir miyim demişler. Tabii ki 40 yaş üzeri trizomi riskleri 18, 21, 13 en sık gözükenler 21 Down sendromu, 13-18 pato. Şimdi burada doğal yolla tabii ki kalabilirsin. Ben yine doğal yolla hamile kalmanı tavsiye ederim. Doğal yolla kalabiliyorsan kalırsın. Allah korusun tekrarında yani yine bir genetik anomali olursa o zaman ya kardeşim bir kere spontan gebe kaldım. 41 yaşındayım. Anomali oldu. İki kere oldu. O zaman üçüncü de tüp bebek yapmak. Yumurtaları ve spermleri almak. Spermleri mikroenjeksiyon yaparak embriyoları da direkt içeriye koymadan embriyo biyopsisi yaparak sağlıklı bebekleri içeriye koymak gerekir. Ama bir kere daha bence deneyebilir. Tekrarlayan başarısızlığı olan vakalarımız var. Tekrarlayan başarısızlıklar gerçekten tabii ki yani bir cevap vermesi kolay bir şey değil. İşte efendim 5. gün embriyosu koyuyoruz olmuyor diyenler oluyor. Tabii ki olmayabiliyor. Biz bunlarda ne yapıyoruz? 5. gün embriyosu koyuyoruz. Embriyo biyopsisi yapıyoruz. Aman genetik anomalisi olmasın diyoruz. Kanama pıhtılaşma faktörlerinde bir heterozigot homozigot mutasyon olmasın diyoruz. Anne baba adaylarında kromozomda herhangi bir yerde translokasyon inversiyon olmasın diyoruz. Ege'nin dediği gibi yani şimdi biz mutfaktaki aşçı gibi mutfağa ne yemek gelirse onu pişiriyoruz. O yüzden de hiçbir zaman bir tüp bebek başarısızlığında absürt bir hareket yoksa işte ben bunu yapamadım gibi bir durum olmaması gerek. Ne ürolog açısından ne kadın doğumcu açısından yani malzeme yumurta, malzeme sperm. Birinden birinde bir problem var ki geliyor bu insanlar. Hocam niye olmadı? Evet haklısınız, olmuyor olsun diye geliyorsunuz ama niye olmadığının cevabını zaten bulsak bir doktor bey var çok güzel sorular soruyor. %100 mü? Filip Hoca çok iddialı demiş. Egecan %65 dedi. Ben de giden bebek %33 dedim. %100 niye olmadığı bilinse zaten gerçekten %90'ın üzerinde başarı olur. %90'ın üzerinde herkesi gebe bırakırız ve eve gider bebekler. Neden olmadığı bilinse. Niye tutunmuyor sorusunun cevabı muallakta tamamen. Yani endometriyum ultrasonda çok güzel gözüküyor. HSG'de hiçbir şey yok. Niye tutunmuyor? Bunlar moleküler düzeyde şeyler. Yani o biyoloji sıralarında okuduğumuz zamanki şeylerden, hücrelerden işte efendim damarların şeyleri çizilirdi falan hatırlayanlar vardır belki onları. Yani onun içine girmek lazım. Embriyo hocam genetik test yaptık ama rahim zarı çok iyiydi niye tutmadı? İşte bir anahtar kilit ilişkisi. Ya olmaz dediğim vaka gebe kalıyor ben şaşırıyorum. Yani benim şaşırdığım çok vaka var gebe bıraktığıma. Allah dedim ya nasıl oldu? Yani bunu çok diyorum. Ama gerçekten de gebe kalabilecek kişilerin de gebe kalamamasına ben de şaşırıyorum ama efendim bir embriyo yaptık tabii ki yani bizim amacımız bir yumurtadan bile bir embriyo yapıp onu oraya koyup gebe bırakmak. Ama gebe kalmazsa
Niye kalmadı? Ama hocam niye kalmadı? Başka bir sebep var mı diye araştırmanın lüzumu yok arkadaşlar. Yumurta sayısı az veya sperm sayısı azsa zaten başarısızlık azaldıkça bunların kaliteleri de azaldığı için ne yazık ki bu kaliteyi de etkilediği için böyle. Prolaktin kaç olmalı diye var. Prolaktin 25'in altında olmalı. İşte o laboratuvarda yazıyor biliyorsunuz ama prolaktin 30, 40, 50, 60 ben bunların şu ana ilaç da vermiyorum. Her şeye ilaç verilmez. İlla ki bir ilaç tedavisi gerekmiyor birçok kişiye. Prolaktin 80-90 ve üzerindeyse onu bir düşürelim ilaç kullanın da yani 40-50-60 bunlar gebeliği etkilemiyor. Tiroid hormonu 10-20 olup TSH'sı gebe kalanlar gördüm. Ama tabii ki tiroidin TSH'nın özellikle 2,5'un altına indirilmesi gerekiyor. Niçin gerekiyor? Sadece gebe kalmak için değil. Gebe kaldıktan sonra içerideki yavrunun sağlığı için. Çünkü tiroid hormonu yüksek de olsa, alçak da olsa içerideki Gerekli minik şeyler atları. olumsuz etkileyebiliyor. Evet, yani sadece olayımız o. Sperm sayısı sıfır ise tüp bebek olur mu denmiş. Nesi sıfır? Sperm sayısı mı tamamen sıfır efendim? Morfoloji mi sıfır? Sperm sayısı tamamen sıfırsa azospermi demektir. Egecan hocamın yani bir androloğun değerlendirmesi lazım kadın doğumcudan önce sizi ki olur mu olmaz mı cevabını ver. Her prolaktin yüksekliği gebeliğe engel olmaz veya prolaktin yüksekliği gebelikte düşüğe sebep olmaz. Efendim prolaktin soruları vardı epey bir Bir soru bu. HPV ile ilgili bir soru var. İstersen son haliyle onu konuşalım. HPV tip 11 kapmış bir erkeğin spermin hareketlilik ve morfolojisine etki eder mi ederse çözüm için nasıl yaklaşır denmiş. Bu HPV daha ziyade siz kadın doğumcuların Evet. alanı. Ben sözü sonra sana vereceğim. HPV tiplendirmesi nedir? Kimler Tabii. bu konuda hassas olmalı ama bizde de şimdi Andrea Salonia, bu San Rafael Milano ekibinin yapmış olduğu bir takım çalışmalar var ve gerçekten erkekte de HPV dediğimiz bu sil, peniste sil, genital bölgede sil olması hadisesi. Genital bölge sihirleri olan erkeklerde de sperm kalitesinde düşüklük ve infertilite olmaya başladığına dair raporlar geliyor. Ve daha da ileriye götürüyorlar işi. Hani ta tıp fakültesi bilgilerimizden testisin içi, yumurtalığın içi sterildir. Ama hayır, aslında orada da küçük küçük mikroplar, mikroorganizmaların olduğu testis mikrobiyatası, yumurta mikrobiyatası ile ilgili çalışmalar yapılır oldu. O yüzden bu HPV'nin erkek ya da kadın infertilitesi ile ilişkisi şu an soru işareti. Bu alanda önümüzdeki yıllarda çok çalışmalar yapılacak şeyleri, öncülleri geliyor. Ama HPV'nin özellikle kadın sağlığı, rahim ağzı kanseri açısından neler yapılması lazım? Hocam sizden alalım onu da. Sonra da bitirelim eğer münasip görürseniz. Şimdi bu HPV bilgisi çok iyi oldu tabii ki. Sorular gelmeye başladı bu arada. Yetişemediğimiz hanımlar beyler kusurumuza bakmayın. Bize kırılmayın, küsmeyin. Sorularınızı bir Fatih Hanım yazmaya başladı mesela. Direkt mesaj olarak DM'den atabilirler, evet. yani kadın faktörle ilgili, tüp bebekle ilgili soruları bana atabilirsiniz. Erkek faktörle ilgili, spermiyogramla ilgili soruları Egecan hocamıza atabilirsiniz. Tüp bebek vakaları, spermiyogramlarını bana da atabilirler. HPV vakaları, erkek vakaları, Egecan hocama kadın vakalar bize atabilirler. HPV benim üreme sağlığında ilgilendiğim baş konulardan bir tanesi tüp bebekle beraber. Mesela bir hanımefendi geldiği zaman kardeşim senin bir simir testin yapıldı mı diyorum. Rahim ağzı bizim için çok önemli çünkü. Önce rahim ağzı temiz olmalı. İşte o yüzden yılda bir kere muayene olun diyorum. Rahim ağzı temiz mi? Yumurtalıklar iyi mi? Rahim içi iyi mi? Tüplerde sorun var mı? Bunların hepsini biz 3 dakikada bir ultrasonda muayene ile ve alttan jinekolojik muayenede rahim ağzını görerek anlıyoruz ne olduğunu. Şimdi HPV'nin tabii ki tiplere göre etkisini yapıyor. HPV'nin düşük risk tipleri var. İngilizcelerini söyleyecektim. Şeylerine geçelim. Düşük riskli tipler 6-11 en sık sihir yapan tiplerdir ve yüksek riskli tipler var. 16-18 en sık rahim ağzı kanseri yapan tiplerdir. Bunlarla beraber neredeyse 100 tane ama bizim laboratuvarda en az 49 tanesine bakıyoruz. 49 tanesine baktığımız HPV bir virüs enfeksiyon hastalığı cinsel yolla buluşuyor. Şimdi 11'in pek infertiliteyi etkileyeceğini sanmıyorum.
11 sihir yapan bir tip, basit bir tip. 11 çünkü rahim ağzını da etkilemiyor. Ama özellikle kadınlar da, yani 100 tane tip var birader. Bir tane tip girerse vücuda, diğer tiplerin de girmesini kolaylaştırıyor. O yüzden de mesela eskiden şimdi inananlar var, inanmayanlar var ama HPV vücuttan çıkar mı, temizlenir mi? Şu anda uygulanan bazı tedaviler var. Dünya Sağlık Örgütü bunları onaylamış. Bunların bazıları özellikle HPV bağışıklığı için kullanılan haplar. Hapların bir kısmına çok inanmasam da inandığım ve kullandığım, başarı aldığım haplar var. Vajinal ilaçlar kullanıyorum. Riskli HPV tiplerini taşıyan kadınlarda muhakkak biyopsi yapıyorum. İşte biliyorsunuz zaten sihirin tedavisi nedir? Şimdi yayından önce bir hanımefendi yazmış. Yani serçe parmağımın yarısı kadar sihir var. Buna krem olur mu demiş. Yani olmaz kardeşim. Kocaman sihirleri ne yapıyorsun dersen yakıyoruz veya donduruyoruz. Bunların da janjanlı isimleri koterizasyon veya kriyoterapidir. Yakma ve dondurma tedavide başarı eşittir. İşte dondurma daha ağrısızdır. Yakma kesin çözüm, hemen yok olur orada. Ama lokal yaparız, durmadan iğne yaparız. Birazcık acı olabilir gibi söyleyeyim. Tüp bebek yaş sonu nedir denmiş. 44 yaş sonrasında başarı şansı düşük. Hemen tüp bebeğe geçtim oradan bak. Hipoların soruları çok önemli. Evet, FSH, LH ve testosteron düşük olduğu için zaten hipo denir. Hipoları değerlendirmek gerekir. Yumurtalıklarda yumurta varsa hipo vakalarında tüp bebek yapılabilir. Ondan sonra COVID pozitif oldum. 3 ay önce aynı zamanda azospermi tanısı vardı. 2-3 canlı sperm çıkıyordu. Koronadan dolayı o da kaybolmuş mudur demiş Hakan Bey. Yani belki kaybolmuştur. Egecan geçen hafta çok güzel, yani 2 hafta programda çok güzel söyledi. Basit bir prostatit bile olsan azalıyor spermler dedi. Aynen. Koronanın geçtikten sonra yani 2-3 canlı sperm varsa böyle tamamen böyle bir kesilmiş azospermi değilsin. Ama bir Egecan Hoca seni görmeli diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin hastan mı? Belki bir hormonal tedaviyle o sperm sayısı artabilir diye düşünüyorum ben. Bir bakmak lazım ve hani en az 3 ay süreyle bir vücudun dinlenmesi lazım. Testislerin dinlenmesi lazım. Ondan sonrasında genellikle hastaları ben de çağırıyorum. Hemen gelmelerine gerek yok. Bir 3 ay beklemelerini istiyorum. Bir de riskli HPV sorusu var. Onu da cevaplayayım. Ondan sonra çünkü bir saati doldurduk. Yavaş yavaş. Herkese iyi akşamlar dileriz. Yarın da işlerimiz var. HPV 16 pozitif hamile kalmanın riski nedir demişler. Hamile kalmanın bir riski yoktur HPV varlığında. Garanti etmemizin sebebi HPV tip 16 taşıyorsun. Ama smearin temizse sorun yok. Ama ciniki veya cinik gibi bir problem çıkaracaksa HPV, öncelikle rahim ağzını temizleyip ondan sonra gebe kalmanı istiyoruz diyorum. Onun dışında efendim bütün sorularınızı, hepsini direkt mesaj olarak bekliyorum. Ben yine WhatsApp telefon numaramızı yazdım oraya. Bize tüp bebek tedavisi için veya HPV için ulaşmak isteyenler WhatsApp'tan yazabilirler. Yarın da telefon açabilirler. Bizim kapımız herkese açıktır. Bilimin ışığında aydınlanmak isteyen herkese biz nur veriyoruz, ışık veriyoruz diyeyim. Onun dışında elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. İyi ki varsınız hocam. Herkese bu pazar akşamını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı, COVID'siz bir yıl diliyoruz. Ve her şeyin gönlünüzce olması temennisiyle bu canlı yayını kapatıyoruz. Görüşmek üzere Filip, ağzına sağlık. Senin de, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.